jungle. Video Var kanalına hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi Geometri Kilit Taşı kitabının ilk konusu olan Doğrudaçılar videosuyla konumuza başlayalım arkadaşlar. Evet, öncelikli olarak kapak sayfamızın arkasında konumuzla ilgili bilinmesi gereken formüllerimiz var. Şöyle yapacağız. Ben size bunları şu an tek seferde anlatmayacağım. Dilerseniz siz bunu kitabınızdan arkadaşlar kopartabilir ve ister duvara asarsınız, isterseniz arkadaşlar hemen böyle kitap ve defterlerinizin arasına koyarak başucu notlarınız olarak kullanabilirsiniz. Burada zaten formüllerimizi arkadaşlar tek tek ben size vereceğim ve göstereceğim. Sıfırdan hiç bilmeyen arkadaşlarımızın anlayacağı şekilde anlatmaya çalışalım. Evet, sürekli sorduğunuz için söylüyorum arkadaşlar. Bu kalem Faber-Castell'in Vario diye geçen 07 kalemi. Onun dışında arkadaşlar renkli kalemler kullanacağım. Onlar da şöyle görebilirsiniz. Gayet güzel yazıyor. Tavsiye ederim. Şimdi birinci konumuz arkadaşlar doğrudaçılarda ilk olarak vermek istediğim bilgi doğru açı. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Doğru açı bir doğrunun üzerindeki herhangi bir noktanın etrafında. Şu anda görüyorsunuz burada iki tane açı var. İsterseniz 3, isterseniz 4, 5. Fark etmez arkadaşlar. Şuradaki açı bütünlüğünün toplamı, şunların hepsini toplarsanız arkadaşlar, toplamının 180 derece oluşudur. Yani doğru açı 180 derece dediğimiz bir noktanın etrafındaki tüm açıların toplam derecesidir. Şimdi sorumuza bakacak olursak burada arkadaşlar ABC doğrusalsa A kaçtır diye sorulmuş. O halde yapmamız gereken verilen bu açıların hepsini toplayacağız ve sonucunu 180'e eşitleyeceğiz. 40 var. 60 da arkadaşlar 100 yapar. Devamında burada A eksi 10'umuz var. Eşittir 180 diyeceğiz. 100 eksi 10 daha 90 yapacak. 90 artı A eşittir 180. 90'ı karşıya atarsak 180'den 90'ı çıkartacağız. Aradığımız yanıt da buradan 90 derece olarak bulunmuş olur. Birinci örneğimiz arkadaşlar tam açı. Tam açı dediğimiz bir noktanın etrafında az önce bir doğru vardı. Toplamı 180'di. Bundan iki tane varsa yani tamamı 360 derece yapacak. Zaten gördüğümüz gibi burada 3 tane açı bir tam açı yapmış. Hepsinin toplamı 360 derece olacak. Dolayısıyla 150 ile 100'ü toplayacak olursak 250 yapacak. Artı x'in toplamı 360 derece yapacak. Dolayısıyla 250'yi karşıya atarsak 360'dan 250'yi çıkardığımızda aradığımız yanıt buradan 110 derece olarak bulunmuş olur. Geldik ikinci sorumuza. Bu sorumuzda da arkadaşlar ABC doğrusal ise x kaçtır diye sormuşum. O halde verilen açılar toplamı doğru açı olduğu için 180'e eşit olacak. 2x, 4x daha 6x, 3x daha 9x yapacak. 9x eşittir. Doğru açının toplamı 180 dereceydi. Her iki tarafı da bilinmeyenin katsayısı olan 9'a bölecek olursam 180 bölü 9'dan aradığımız yanıt buradan 20 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. örneğimize. 3. sorumuzda ABC doğrusalsa DBK. Bakın D'den B'ye kadar, B'den K'ya kadar geleceğiz. Bunların toplamı yani şu arası kaç derecedir diye sormuş. O halde açı ortaylarımıza M'ye M ve N'ye N diyecek olursak burada bir doğru açı olduğu için hepsinin toplamı 180 derece olacak. M ile M'yi topladık. 2 tane M artı 60 derece var burada artı N ile N'yi toplarsam 2 tane N eşittir 180 derece gelecek. 60'ı karşı tarafa göndereceğim. Toplayacak olursam 2M artı 2N eşittir. 180'den 60'ı çıkartacak olursak 120. Her iki tarafı da 2'ye bölecek olursak M artı N buradan 60 derece olarak bulunur. Bizden istenilen D, B, K yani arada kalan şu açıda neler var birlikte bakalım. M var artı N var artı 60 var. M ile N'nin toplamı arkadaşlar 60 dereceydi. O halde 60 ile 60'ı toplayacağız. Aradığımız yanıt buradan 120 derece olarak bulunmuş olur. Geldik 4. sorumuza. Burada yine ABC'yi doğrusal vermişim. A eksi B 10 derece ise
A kaçtır diye sormuşum. Şimdi arkadaşlar hepsinin toplamı 180 derece olacak. Şu 90 derece işareti. 90 ile 20'yi topladık. 110 zaten burada var. 110 artı. Devamında arkadaşlar A ve B var. Yani A artı B. Hepsinin toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. 110'u karşı tarafa atarsak buradan A artı B'yi 180'den 110'u çıkarttık. 70 olarak buluruz. Ayrıca soruda bize A eksi B değerinin 10 olduğu verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapabiliriz? Bu iki ifadeyi taraf tarafa toplayacak olursak B'ler gidecekler. 2 tane A eşittir. Topladığımızda 80 gelecek. Dolayısıyla aradığımız A yanıtı buradan 40 olarak bulunmuş olur. İkinci türdeyiz. İkinci türümüzde Z kuralından bahsedeceğiz. Peki nedir arkadaşlar bu Z kuralı? Z kuralı normal bildiğimiz Z harfi, şu ikisi birbirine paralel olmak zorunda ya da bunun tersten gelen hali. Şu arkadaşlar olduğu zaman şu şekilde bu iki açı birbirine eşittir. Z kuralı dediğimiz bu. Ya da arkadaşlar şuradan göreceğiniz gibi bu iki açı birbirine eşittir. Yani paralellik varken şu şekilde Z ya da ters Z yaptığımızda buradaki açıların birbirine eşit olmasına Z kuralı denilir. Burada sormuş olduğumuz çözümlü örnekte arkadaşlar görüleceği gibi bir Z harfi yok. Çözümlü arkadaşlar şu şekilde şekli sağa doğru uzatacak olursak buradan bir Z harfi yapmışım. Dilerseniz farklı bir Z harfiyle soruyu burada kendim çözmeye çalışayım. Mesela şu doğru gelmiş görüyorsunuz. O halde ben bu çizgiyi dümdüz şekilde aşağıya doğru indirecek olursam bakınız burada bir Z harfi oluşmuş oldu. O halde X açısı Z kuralından dolayı buraya gelmiş olur. Peki 150 buradaysa burada bir doğru açı var. Yani toplamı 180 olacak. 150'ye kaç eklersek 180 olacak arkadaşlar? 30 derece. Bakınız burada bir üçgen var. Üçgende iç açılar toplamı 180 derece. Bunu biliyoruz. Kimisi direkt iki iç bir dış yapacaktır. Biz daha o aşamaya henüz gelmediğimiz için şöyle yapalım. 30 ile 40'ı topladık. 70. 180'den çıkartırsak buraya ne kaldı? 110 derece kaldı. Dolayısıyla burada bir doğru açı var. Yani 110 ile x'i toplayacak olursam 180 derece eşit olacak. 110 dereceyi karşı tarafa gönderirsem x buradan 70 derece olarak bulunmuş olur. Birçok yöntemle soru çözebilirdim. İşte buradaki gibi de uzatabilirdim. Şu anda yaptığım gibi bu şekilde uzatabilirdim. Veya daha farklı arkadaşlar şekli uzatarak soruyu belki 15-20 farklı şekilde bile çözebilirsiniz. Birinci örneğimizde direkt Z kuralınızı görmenizi istedim arkadaşlar. X kaçtır diye sordum. Kural gereği paralellik bize verildiği zaman şu işaretleri paralellik olarak algılayacağız arkadaşlar. Normalde ÖSYM sorarken paralelliği kendisi verir. Ben size sorularla çok uğraşmayayım ve kalabalık olmasın diye paralellikleri arkadaşlar bu şekilde göstermeye gayret gösterdim. Evet, Z kuralı gereği bu iki açının birbirine eşit olması lazım. O halde 3x artı 10 eşittir diyeceğiz. Burada da 5x eksi 30 var. Eşitliği aynen yazdım. 3x'i karşıya atıyorum. 5x'ten 3x'i çıkartırsak 2x kalacak. 10 zaten sol taraftaydı. Eksi 30 sağ tarafa artı 30 diye geldi. Toplayacak olursak buradan 40 eşittir 2x. Her iki tarafı da 2'ye bölecek olursak aradığımız x yanıtı buradan 20 olarak bulunmuş olur. İkinci örneğimize bakacak olursak burada da y eksi x bize sorulmuş. Z kuralını hemen gördün zaten. Burası arkadaşlar 50 ise şöyle birlikte çizelim Z harfini. Görüyorsunuz. O halde hiç işlem yapmadan x'in de 50 olduğunu. Benzer şekilde ters Z kuralı var burada. Lütfen şuradan bakınız. O halde burası 120 ise ters Z kuralından o halde y'de 120 gelecek. Bizden y eksi x'i istemiş. Y eksi x ifadesinde y dediğimiz 120, x dediğimiz 50. Çıkartacak olursak aradığımız yanıt buradan 70 olarak bulunmuş olur. Üçüncü örneğimize bakacak olursak, evet burada verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş. Paralelliği görüyorsunuz. O halde hemen z kuralını şu şekilde görmenize yardımcı olayım. Buradaki 100 derecelik açı, buradaki 100 derecelik açıya eşit olacak. O halde 100'ü ne yapacağız? Açı ortaya verildiği için 2'ye böleceğiz burada. 50'ye 50 şeklinde yazacağız. Daha sonradan buradaki arkadaşlar üçgeni göreceğiz. Üçgende iç açılar toplamının 180 derece olduğu bilgisini kullanacağız. 50 ile 20'yi toplarsak 70 ve x ile toplarsak 180 derece edecek. 70'i karşı tarafa atacak olursak aradığımız x yanıtı buradan 110 derece olarak bulunmuş olur.
Dördüncü örneğimize bakacak olursak, verilenlere göre şurada paralellikleri görürseniz eğer hemen z kuralı karşımıza çıkacak. O halde z kuralı gereği 70'i ne yapacağız? Buradaki açıya taşıyacağız. Daha sonra doğru açı gereği 70'in yan tarafına, yani buraya kaç derece kalacak? 180'e tamamlamanızı istiyorum. Dolayısıyla 110 derece kalacak. Ve burada bir üçgen var. Üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. 110 ile 50'yi toplarsam 160, 180'den 160 çıkartırsam buraya da 20 kalacak. Daha sonradan da arkadaşlar 20 ile x'i toplarsam, bakınız burada bir doğru var. Doğru açı gereği 180 derece olacak. 20 artı x 180 derece ise x buradan 160 derece olarak bulunmuş olur. Üçüncü türümüzde yöndeş açılar ve makas var. Öncelikli olarak yöndeş açıların ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Paralel doğrular varken bunları kesen bir doğru verildiği zaman aynı yöne bakan, mesela şu iki açı arkadaşlar, birbirine eşittir. Peki isterseniz şöyle bir tane de buna paralel çizelim. Bakın bununla bu aynı yöne bakıyorlar. O halde aynı yöne bakan açıların birbirine eşit olmasına yöndeş açılar denir. Geometri kitaplarında genelde iç ters açılar olarak gördüğümüz çarpı işaretine ben makas diyorum arkadaşlar. Bunların genel bir adları yok zaten. Hani farklı ülkelerin geometri derslerinde aynı şekli görseniz onlar buna makas da demezler. İç ters açı da muhtemelen demezler. Farklı isimleri vardır. Dolayısıyla genellenebilecek bir isim değil. Ancak makası gördüğümüzde karşılıklı olarak iki açının birbirine eşit olma kuralına ben makas diyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla birlikte çalışıyorsak bu kavramlara da alışalım. Bakınız şu ikisi de ne oldu, birbirine eşit geldi. Şimdi burada açıklama örneğinde x artı y kaçtır diye sormuşum. Bu tür soruları çözerken arkadaşlar pratik olarak şuradaki verilen paralel iki doğruya paralel bir doğru çizersek. Bakınız yöndeş açı oluştu. X şuradaki üstteki açıya eşit oldu. Ve arkadaşlar benzer şekilde y de bu alttaki açıyla, bakın paralellik var. Aynı yöne bakıyorlar, eşit oldu. O halde bu açının tamamı 80'di. X ile y'nin toplamı 80 oldu. Zaten soruda bize x artı y'yi soruyordu. Aradığımız yanıt 80 olarak bulunmuş oldu. Birinci sorumuza bakacak olursak, verilen paralelliklere göre y eksi x kaçtır diye sorulmuş. O halde bu çizgiyi dümdüz uzatırsak arkadaşlar, burada öncelikli olarak y'yi doğru açı kuralından bulabiliriz. 50 ile kaçı toplarsak 180 yapacak. 180'den 50 çıkartırsak y'yi 130 olarak bulmuş oluruz. Sonrasında arkadaşlar burada isterseniz yöndeş açıyı da kullanabiliriz. Şöyle 50 ise yöndeş açıdan görüyorsunuz. Burası ne oldu arkadaşlar? 50 olmuş oldu. Veya burada bir doğru açıyı kullanıp arkadaşlar, bu 50 çok işimize yaramayacak. 180 derece tamamlamak için 180'den 150'yi çıkartacak olursak 30 derece kalacak. Ama bakın buradaki yöndeş açı, yani 30 ile x'in olduğu yöndeş açı işime yaramış oldu. Benden y eksi x'i istiyordu. Y dediğim değer 130, eksi x dediğim değer de 30 olarak bulunmuştu. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 100 olarak bulunmuş olur. İkinci örneğimiz, bakın makas dediğim kural. Doğrusallıklar verildiğinde karşılıklı olarak arkadaşlar bu iki açı neymiş, birbirine eşit. Yani 5x artı 10 ile x artı 90 birbirine eşit olacak. X'i bu tarafa atarsak 5x'ten 1x çıktı, 4x kaldı. Onu karşıya atarsak 90'dan 10 çıkarsa 80 kaldı. Her iki tarafı da bilinmeyenin katsayısı olan 4'e bölecek olursak aradığımız x yanıtı buradan 20 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. sorumuza. Yine burada verilenlere göre, doğrusallıklara göre x kaçtır diye sorulmuş. Öncelikli olarak burada DBF'nin doğrusallığını arkadaşlar kullanacak olursak 70 ile iki tane açı ortayın toplamı 180 derece yapacak. 180'den 70'i çıkartacak olursak buradaki açıya ne kaldı arkadaşlar? 110 derece. Madem iki eşit parçaya bölmüş, 110'u 2'ye bölün, 55'e 55 olarak yazabilirsiniz. Sonrasında şurada bakın makas kuralını görürsek hiç uğraşmadan karşılıklı olarak bu iki açı arkadaşlar ne yapabiliriz? Birbirine eşitleyebiliriz. Yani 55 eşittir x artı 10. Bazıları hocam ben burada şu üstteki çizgide doğru açı yapsam hepsini 180 derece eşitlesem olur mu der gibi, şu anda hissediyorum bunu. Kesinlikle arkadaşlar buradaki 3 açının toplamı 180, oradan da bulabilirsiniz. Ben devam ediyorum kendi yöntemimle. Onu karşı tarafa atarsam
55'ten 10 çıktı 45, 45 eşittir x. Aradığım yanıt E seçeneğidir. Geldik dördüncü soruya. X kaçtır diye sorulmuş. Bu tarz bir soru görürseniz, dilerseniz şuradaki paralelliği uzatın arkadaşlar. Sonra ne oldu? Şu iki doğru birbirine paralelse, yöndeş açıdan 50'yi sol tarafa taşıyabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar, buradaki paralelliği de kullanacak olursanız, 50'yi yöndeş açıdan üst tarafa taşıyabilirsiniz. Ayrıca bir üçgende iç açılar toplamının 180 derece olduğunu zaten biliyoruz. 100 ile 50'yi topladık. 150, 180 olması için aradığımız yanıt 30 olarak bulunmuş olur. Dördüncü türümüzde kuralımız U kuralı. U kuralı dediğimiz aslında şöyle yan yatmış şekilde düşünebiliriz. C harfine de benzetilir. Aslında C olsa benim daha çok işime gelirdi. Ne de olsa baş harfim. Arkadaşlar iki doğru birbirine paralelken şurada gördüğünüz gibi yan yatmış U harfine benzeyen şu yanda kalan iki açıyı görüyorsunuz. Bu iki açının toplamı 180 derecedir. Ve çok sık kullanılır arkadaşlar. En önemli kurallarımızdan birisidir. Şu andan itibaren U kuralını çok sık kullanacağız. Evet, bu çıkmış bir sınav sorusudur da aynı zamanda arkadaşlar. Basit de bir sınav sorusudur. X kaçtır diye sormuş. Öncelikli olarak arkadaşlar buradaki açıortaylara M'ye M ve N'ye N verecek olursak U kuralını kullanmak maksadıyla şurada 2 tane M var ve 2 tane N var. Yani 2 M ile 2 N'nin toplamının 180 derece olduğunu söyleyebilirim. Her tarafı 2'ye bölecek olursam M artı N toplamının da 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Peki benim elimde ne var burada? Bir üçgen var. O halde arkadaşlar buradaki üçgeni kullanacak olursam evet iç açılar toplamı M var, N var ve X var. Toplamı 180 derece. Az önce M ile N'nin toplamını 90 derece olarak bulmuştum. 90'ı karşı atarsak yani şu anda hali hazırda X artı 90 eşittir 180 ise o halde 180'den 90'ı çıkartacağız. Aradığımız X yanıtı da buradan 90 derece olarak bulunmuş olacak. Evet birinci sorumuza bakacak olursak şurada 120 dereceyi gördük. Paralelliği gördük direkt U kuralı. Burası 120 derece ise alt tarafın 180'e tamamlaması için 60 derece olması lazım. Ya da direkt şu iki açıyı topladığınızda 180 derece olması lazım. S kalmış. Ben direkt hızlıca düşünerekten burası 120 ise 180 olması için 180'den 120 çıkarttım. 60 dedim. X artı 30 60 ise 30'u karşılatalım. Demek ki aradığımız X yanıtı buradan 30 derece olarak bulunmuş olur. İkinci örneğimize bakacak olursak verilenlere göre X kaçtır diye sorulmuş. Hemen burada paralellikleri arkadaşlar görüyorum. Paralelliklere göre hemen burada bir U kuralı da görüyorum. Yani şurası 100 olduğuna göre arkadaşlar 180'i tamamlamak için bu açının tamamının 80 derece olması lazım. Yani X ile 30'un toplamı 80 derece olacak. 30'u karşı atacak olursam X buradan 80'den 30'u çıkartırsak 50 olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuza bakacak olursak burada da yine verilenlere göre X kaçtır diye sorulmuş. Yapmamız gereken hemen öncelikle şu alttaki U'yu görmek olacak. Burada 150 derece var. 180 derece tamamlamak için 180'den 150'yi çıkarttık. 30 derece kaldı. İkinci U'yu da X'in de içinde bulunmuş olduğu buradaki U olarak alabiliriz. Bu açımızın tamamı kaç derece? 50. O halde X de 50'yi topladığımızda 180 derece olacak. 50'yi karşı tarafa atarsak 180'den 50 çıkartırsak aradığımız yanıt 130 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Verilenlere göre X kaçtır diye sorulmuş. Bu şekilde çok sık görürsünüz kitaplarda arkadaşlar. Bu soruları gördüğünüzde birçok çözüm yöntemi var. Bazıları şu şekilde çizer. Ben ama şunu çok seviyorum. Şekli çok bölmeyi sevmediğim için tam olarak şu alt noktadan bu iki paralele paralel olacak şekilde paralel bir doğru çizerseniz arkadaşlar. Bakınız burada bir U harfi var. 120 ile kaçı toplarsak 180 olur arkadaşlar. 180'den 120'yi çıkarttık 60. Bakın toplayın 180 yaptı. Benzer şekilde hemen buradaki U'yu da görmenizi istiyorum. 150 ile kaçı toplar düzeltiyorum. 130 ile kaçı toplarsak 180 yapacak. Tabii ki 50. Topladığımızda bakın 180 yaptı. Son olarak burada bir doğru açı var. Hepsinin toplamı yani 60, X ve 50'nin toplamı 180 derece olacak. 60 ile 50'yi topladık. 110. Eşitliğin karşı tarafına atıyoruz. 180'den 110'u çıkartacak olursak aradığımız X yanıtı buradan
70 olarak bulunmuş olur. Beşinci türümüzde kalem ucu kuralı var. Peki nedir bu kalem ucu? Paralel iki doğru arasında. Az önce iki açının toplamını öğrenmiştik. Şimdi de şöyle görüyorsunuz. Bakın paralellik var. 1, 2, 3 açı var. Bu da çok sık karşımıza gelir. Biz buna kalem ucu kuralı diyoruz. Başkaları başka bir özellikle diyebilir. Kimisi füze de der, kimisi sivri uç de der. Kafasına göre takılabilir. Kural gereği paralel iki doğru arasındaki 3 açının toplamının arkadaşlar 360 derece olduğudur. Şimdi bu özelliğe göre sorularımızı çözmeye çalışalım. Açıklama örneğinde verilenlere göre x kaçtır diye sormuşuz. Öncelikli olarak burada kalem ucunu görmenizi istiyorum. Bakınız şurada birinci açım, ikinci açım x ve üçüncü açım şurada görüyorsunuz. Bu açıda arkadaşlar şu üçünün toplamının 360 derece olduğunu söyleyebilirim. Bu soruyu çözebilmek için öncelikli olarak 50'nin sağ tarafını bulmam lazım. Doğru açı kuralı gereği 50'nin sağ tarafına 130 derece kaldı. Bu durumda 1, 2, 3. Bu 3 açının toplamı 360 olacak. 130'la 120'yi toplarsak 250 geldi. Bir de burada x değerimiz var. Eşittir 360. 250'yi karşıya atarsak 360'dan 250'yi çıkartacak olursak aradığımız yanıt buradan 110 derece olarak bulunmuş olur. Birinci sorumuza bakacak olursak x kaçtır diye sorulmuş. Bazı arkadaşlar hocam m kuralı falan diyebilir ama ben özelliklere göre yani aşama aşama gittiğim için hep verdiğim kurala göre soruları çözmeye gayret göstereceğim. Bu soruyu da kalem ucu kuralından çözeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz burada paralel iki doğru arasında yine birinci açı, ikinci açı ve burada da üçüncü açımız var. Şu üç açının toplamının 360 derece olduğunu biliyorum. Hemen 20'nin sağ tarafına bunu 180 derece tamamlaması için 160 derece gelecek. O halde toplayalım. 90, 160 da burada var. 250 gelecek. Artı x değerimiz eşittir 360. 250'yi karşı atarsak aradığımız x yanıtı buradan 110 derece olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuza bakacak olursak verilenlere göre x kaçtır diye sormuş. Öncelikli olarak burada z kuralı benim dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Hemen buradaki 60'ı ne yapacağım arkadaşlar z kuralından? Şu iki açı yani z'nin aralarında kalan şu açılar birbirine eşit olacak. Dolayısıyla 60'ı buraya taşıdım. Açı ortayları görüyorum. Hemen 60'ı 60 diyorum. Ve daha sonra arkadaşlar kalem ucu kuralını göreceğim. Şuradan bakın birinci açım, ikinci açım ve üçüncü açım. Burada şu köşedeki ve şu köşedekinin tamamını alacaksınız. Lütfen bu kavramlara dikkat edelim. Şu tepede gördüğümüz yani komple bu açımız 120 derece artı burada gördüğümüz açımız x artı burada gördüğümüz açımız da 100 derece. Kaça eşitti? 360 derece. Toplayacak olursak 120 ile 100'ü topladık. 220 yaptı. Artı x eşittir 360 derece. 220'yi karşıya atarsak 360'tan 220'yi çıkartırsak aradığımız yanıt buradan 140 olarak bulunmuş olur. Üçüncü örneğimize bakacak olursak verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş. Yine kalem ucundan çözmek istiyorum. Birincisi var. Çok güzel. İkincisi var. Ama kurala tam olarak uymuyor arkadaşlar. Ne olması lazım? Bu çizgiyi paralellik doğrultusuna uzatırsak bakınız birinci açımız, ikinci açımız ve üçüncü açımızı bulmuş oluruz. Dolayısıyla burada doğru açı kuralını kullanacak olursak 30'un sol tarafına arkadaşlar 180'den 30'u çıkarsak 150 kaldı. Şimdi kurala bakalım. Kalem ucu kuralı gereği 3'ünü toplayacağız. 130'la 150'yi toplayacak olursak 280 ve x ile toplayacak olursak 360 yapacak. 280'i karşıya gönderelim. 360'dan 280'i çıkartacak olursak aradığımız yanıt buradan 80 olarak bulunmuş olur. Geldik dördüncü sorumuza. Verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada öncelikle 160'ı görüyorum. 160'ın hemen sağ tarafına kaç kaldı? 20 derece kaldı. Ayrıca açıortay vermişim. 60 ise burası ne oldu? 60. Üçgende iç açılar toplamı 180 dereceydi. 110 ile 20'yi topladık. 130. 180'den 130 çıkarsak 50. O halde açıortaylar da eşit olacak. 50'ye 50. Şimdi son olarak kalem ucu kuralını arkadaşlar kullanmak istiyorum. Dolayısıyla burada şu açımın tamamı 150 derece. Artı bu açımın tamamı x. Artı bu açımın tamamı da 60 artı 60'dan 120 derece. Kaça eşitti? 360. 150 ile 120'yi toplayacak olursak arkadaşlar ne yaptı buradan? 270 artı x eşittir
360 derece geldi. 270 arkadaşlar karşıya atarsak, 360'tan 270 çıkartırsak aradığımız yanıt 90 derece olarak bulunmuş olur. Altıncı türde paralel doğrular arasındaki açılar özelliğine bakacağız. Az önce zaten U kuralını öğrenmiştik. Paralel iki doğru arasında iki açı varsa bu açıların toplamı 180 dereceydi. Paralel iki doğru arasında 3 açı varsa bu açıların toplamı 360 dereceydi. Peki ya 4 açı olursa 540. Peki n tane açı olursa kural şu. Açı sayısının 1 eksi çarpı 180. Yani burada 2 açı vardı. 2'den 1'i çıkartın 1. 1 tane 180 çarparsak 180. Burada 3 tane açı vardı. 1 çıkartın 180 ile çarpın. Yani 2 tane 180. Bakın 360. Burada 4 tane açı vardı. 1'i çıkartın 180 ile çarpın. 3 çarpı 180 o da 540 gelecek. Demek ki kuralımız açı sayısı eksi 1 çarpı 180 olacak. Peki verilenlere göre x kaçtır diye sormuşuz. Hemen burada U kuralını göreceğiz. Bu iki açının toplamı 180 dereceydi. 2x ile x'i toplayacak olursak 3x, 10 ile 20'yi toplayacak olursak 30. Toplamları 180 dereceydi. 30'u karşı tarafa atacak olursak 3x buradan, 180'den 30'u çıkartırsak 150. Her iki tarafı da bilinmeyenin kat sayısına bölecek olursak aradığımız x yanıtı buradan 50 olarak bulunmuş olur. İkinci örneğimize bakacak olursak verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş. Öncelikli olarak buradaki U kuralı dikkatimi çekiyor. Burası 120 derece ise 180'i tamamlamak için 180'den 120 çıkarttım, 60. Daha sonra da buradan arkadaşlar kalem ucu kuralını kullanmak suretiyle hemen topluyorum. 130 derecem var, yazıyorum. Artı 110 derecem var, yazıyorum. Artı şuranın tamamı da x artı 60 yapıyor. Tamamı 360 dereceydi. 130 ile 110'u topladık, 240. 60'ı daha eklersek 300 yapacak. O halde 300 ile kaçı toplarsak 360 yapacak sorusunun cevabı. Aradığımız x yanıtı buradan 60 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. sorumuza. Verilenlere göre x kaçtır diye sormuşuz. Evet, görüyoruz. Paralel iki doğru arasında 1, 2, 3, 4. Az önce yukarıda söylemiştik. Toplamları 540 dereceydi. O halde toplayalım arkadaşlar. 140 var. 150 daha ne yapar? 290. 120 daha var. Toplarsak 0, 1, 4. 410 yaptı. Bir de x'imiz var. Yani 410 ile x'i topladığımızda 540 olacak. O halde 540'tan 410'u çıkartacak olursak ne kaldı burada? 1, 3 ve 0. Aradığımız x yanıtı 130 olarak bulunmuş olur. Peki 4. sorumuzda burada x1, x2 diye x21'e kadar gitmiş. Buradaki açıların hepsinin toplamını bize kaçtır diye sormuş. O halde yapmamız gereken toplamdaki açı sayısı görüyorsunuz. 1'den 21'e kadar geldiğine göre 21 tane açı var. Kuralımız açı sayısından 1'i çıkartıp 180'e çarpacaktık. 21'den 1'i çıkartacak olursak 20. 20 ile de arkadaşlar 180'e çarpacağız. 2 ile 18'i çarpın 36. 0, 0 da yanlarını yazacak olursak aradığımız yanıt buradan 3600 olarak bulunmuş olur. 7. türdeyiz. M kuralı kuşkusuz doğru açılar konusunun en sevilen kuralıdır. Peki nedir bu M kuralı? Şöyle yan yatmış gibi arkadaşlar paralel iki doğru arasında M'ye benzer şu harfi gördüğümüzde şu kulakçıklar arasında kalan açıların toplamı A ile B olsun. Burası arkadaşlar C olacaksa şu sağ tarafa bakan A ile B'nin toplamı sol tarafa bakan C'ye eşit olacak. Kuralımız bu. Peki örnek sorumuza bakacak olursak burada görüyorsunuz arkadaşlar paralellikten dolayı M harfi söz konusu. Dolayısıyla şu sağ tarafa bakan iki açıyı toplayacağız. 30 ile 25 topladık. 55 yaptı. Eşittir sol tarafa bakan bu açı eşit olacak. Yani x artı 20 eşit olacak. 20'yi karşıya atarsak 55'ten 20'yi çıkartırsak ne kaldı arkadaşlar? 35 eşittir x bulunmuş olur. Peki birinci soruya bakacak olursak burada sol tarafa bakan şu iki açının toplamı yani M'nin kulakçıklar arasında kalan bu açıların toplamı buradaki açı eşit olacak. Toplarsak x de 20'nin toplamı kaça eşit olacak? 50. 20'yi karşı atarsak 50'den 20'yi çıkartırsak aradığımız x yanıtı buradan 30 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuza bakacak olursak
Burada x ile y'nin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen x'in bulunduğu m harfini sizler için şöyle çizmiş olalım. Dolayısıyla şurada m'nin kulakçıkları arasına kalan iki açının toplamı 30 ile 40'ı toplarsam direkt x'i verecek 70. Peki benzer şekilde arkadaşlar y'nin bulunduğu m harfini de şöyle çizelim. Bu arada renkli kalem kullanılmasını arkadaşlar nasıl buldunuz? Bunu da yorumlara yazın. Ona göre siyah kalem mi, renkli kalem mi? O şekilde devam edelim arkadaşlar. Peki burada toplayacak olursak m'nin kulakçıkları arasında kalan iki açının toplamı 20 artı 20'den 40 yapacak. Bunu da y'ye yazıyoruz. X ile y'nin toplamını sormuş. X dediğimiz değer 70'ti. Y dediğimiz değer de 40'tı. İkisini de arkadaşlar toplayacak olursak x artı y buradan 110 olarak bulunmuş olur. Peki üçüncü sorumuza bakacak olursak bu soruda x kaçtır diye sormuşuz. Öncelikli olarak arkadaşlar bakıyorum neler yapılabilir diye. Burada hemen şurayı 80 bulup bumerangı da gösterebiliriz ama daha bumerangı arkadaşlar öğretmedik. Bu nedenle kuralımıza uysun diye yani anlattığımız kuralı daha çok pekiştirmek için şöyle gidebiliriz. Önce bir z kuralı gidelim arkadaşlar. 40'ı hemen buraya taşıyabiliriz. Daha sonra üçgende iç açılar toplamından şu açıyı bulabiliriz. %40'ı topladık. 140. Kaçta toplarsak 180 olacak? 40. Ve sonrasında m harfini arkadaşlar görebiliriz. Unutmayın bu tür sorular inanın 10 tane 20 tane farklı yöntemle çözülebilir. Yani kafanıza göre takılın. Bütün kuralları arkadaşlar istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burası komple kaç derece yaptı? 50. Burası komple kaç derece yaptı? 45. Kaça eşit olacak? Buradaki açıya. Yani m'nin, şuradaki m harfini pembeyle çizdim. Kulakçıkları arasındaki açıların toplamı buradaki m'nin şurada kalan açısına eşit olacak. Toplayacak olursak buradan 95 eşittir. X yanıtını bulmuş oluruz. Dördüncü soruda minicik bir düzeltme arkadaşlar yaptırdım. Bu bilgilere göre arkadaşlar x kaçtır diye sorduk arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Yine şöyle çizgiyi uzatacak olursak buradan. Bakınız bir m harfi söz konusu. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. 20 ile kaçı toplarsak 90 derece olacak. Tabii ki 20 ile 70'i toplarsak 90 derece geldi. Daha sonra arkadaşlar burasının 180'e tamamlaması için 70'e kaç eklersek 180 olacak? 110. 2 eşit parçaya böldüğü için 55'e 55 diyebiliriz. Dilerseniz z kuralından, dilerseniz üçgende açılardan x'i bulabiliriz. Z kuralı bana daha basit geldi arkadaşlar. Dolayısıyla hemen şöyle yapacak olursak 55 eşittir diyeceğiz. Z kuralı gereği x artı 20 diyeceğiz. 20'yi de karşı tarafa atarsak x buradan 35 olarak bulunmuş olur. 8. türümüzdeyiz. Sağa bakanlar eşittir sola bakanlar. M kuralının birazcık daha genişletilmiş halidir bu. Evet görüyorsunuz burada paralellikler arkadaşlar vermişim. Bu paralelliklerin içerisinde şu şekilde zikzak, kırıklı çizgiler görüyorsunuz. Kesinlikle arkadaşlar şu ilk başlayacağınız açı geniş açı olamaz. Yani şuradan başlayamazsınız. Şöyle yapalım. 30 nereye bakıyor? Sola bakıyor. Sonraki açının mecburen sağa bakması lazım. Sonraki açının sola, sonraki açının sağa. Ne zaman ki arkadaşlar duvar gibi düşünürseniz duvara geldiğinizde süreç bitmiş oluyor. O halde sol tarafa doğru çizdiğimiz okların toplamları yani 30 ile 100'ün toplamı 130 eşittir. Sağ tarafa doğru çizdiğimiz okların toplamları da x de 40 olacak. 40'ı karşı tarafa atacak olursak x buradan 130 eksi 40 yani 90 derece olarak bulunmuş olur. Peki birinci sorumuza bakacak olursak sola baktı, sağa baktı, sola baktı ve sağa baktı. Sola bakanların toplamı 20 ile x artı 30. Toplayacak olursak buradan x artı 50 gelir. Peki sağa bakanların toplamı 50 ile 40'ın toplamı 90 gelecek. 50'yi karşıya attığımız takdirde 90 eksi 50'den aradığımız x yanıtı buradan 40 olarak bulunmuş olur. Geldik ikinci sorumuza. Burada y kaçtır diye bize sorulmuş. Yapmamız gereken hemen burada hemen m kuralı yani sola baktı, şu sola baktı, sağa baktı görüyorsunuz. Yani zaten m kuralında şu içeride kalan iki açının toplamı bu açıyı bize veriyordu. Dolayısıyla toplarsak 30 ile x artı 10'u x artı kaç gelecek? 30 artı 10'dan 40. Kaçı eşitti? 100. Dolayısıyla 40'ı karşı tarafa atacak olursak x buradan 60 olarak bulunmuş olur. Sağ tarafta x değerini 60 yapıp
Bu sağa baktı, sola baktı, sağa baktı, sola baktı, sağa baktı. Sağa bakanların toplamları 60, y ve 30. Toplarsak 60, y ve 30. Sola bakanların toplamı da 100 ve 40, yani 140. 60 ile 30 toplarsak 90, karşıya atarsak 140 eksi 90. Yani aradığımız yanıt buradan A seçeneği 50 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. sorumuza. Verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş. Dediğim gibi geniş açıyla başlayamıyorduk. Bunu hemen ne yapıyoruz? 180'e tamamlıyoruz. 20. Sola baktı, sağa baktı. Sola baktı, sağa baktı. Sola baktı. Bunun sağa bakması lazım. 90'ı 180 derece tamamlarsak o da 90 gelecek. Sağa baktı. Sol tarafa bakanlar 20 var. 50 daha ne yaptı? 70. 150 arkadaşlar. 220. Peki sağ tarafa bakanları toplayalım. 40 var. X var ve 90 var. 40 ile 90'ı toplarsak 130. Bir de x'imiz var burada. O halde 130 arkadaşlar karşı tarafa atarsak 220'den 130 çıkarsa aradığımız x yanıtı buradan 90 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuz öğrencilerimizin çok sık zorlandığı bir soru arkadaşlar. Burada şu şekilde bir paralellik ve burada arkadaşlar şöyle paralellikler verilmiş. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz burada. Buradaki tabii şu ikisi şöyle gösterelim. Bunlar iki paralellik de olsun. Bunlar da arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bu iki doğru birbirine paralel mi? Evet paralel. Geri kalan hiçbir bilgi önemli olmadan arkadaşlar. Yöndeş açı gereği şu iki açı nedir birbirine arkadaşlar? Yöndeş açıdan eşit. Buradaki onun da şu paralelinde bunun da hiçbirisinin bir önemi yok. Direkt yöndeş açıdan aradığımız x yanıtı buradan 80 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Dokuzuncu türümüz bumerang. Kimilerinin yumruk yemiş üçgen, kimilerinin füze kuralı dediği kural arkadaşlar. Şöyle bakalım. İçeride kalan açıların toplamı şu dışarıdaki açı eşit olacak. Yani üçünü toplarsak burası A, B ve C'nin toplamı olacak. Zaten bir diğer adı da iç açılar toplamı, dış açılar toplamı ya da içeridekilerin toplamı, dışarıdakilerin toplamı şeklinde telaffuz edilebilir. O halde bumerangı soldaki şekilde kullanacak olursak arkadaşlar lütfen dikkatlice bakalım. Burada 40 var, burada 20 var. Toplamları 60 yaptı. 60 da kaçı toplarsak 110 olur? 50. Madem açı ortay 50. Hemen sağ taraftaki arkadaşlar bumeranga bakalım. 50 var. 30 daha ne yaptı? 80. 35 de ne yaptı arkadaşlar buradan? 115. Dolayısıyla aradığımız x yanıtı 115 olarak bulunmuş olur. Birinci sorumuz direkt bumerang kuralı zaten. İçeridekileri topluyoruz. 55 ile 65 toplarsak 120 gelir. Tepedeki x'i de topladığımızda 150 olacakmış. Dolayısıyla x buradan 30 derece olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuza bakacak olursak burada da x'te y'nin toplamını sormuş. Öncelikli olarak arkadaşlar şunu yapabiliriz. Burası 100 ise 180 derece tamamlaması açısından ne kalacak buraya? 80 kalacak. Sonra toplarsak 40 düzeltiyorum. 80 60 daha 140. 180'e tamamlaması için buraya 40 kaldı. Açı ortay olduğu için burası da 40 oldu. Daha sonra ister bumerangtan da gidebiliriz. İstersek üçgende açılardan da gidebiliriz. Y'yi direkt bulabiliriz. Öyle yapalım isterseniz. Hiç bumeranga girmeyelim. Bir sürü çözüm yöntemimiz var zaten. 80 burada. 80 de burada 160. O halde buraya ne kaldı? 20. Kesin az önce aklınıza şey gelmişti. 80, 80, 160. Allah neler yaratmış. Evet buradan da İsmail YK'ya selamlar olsun diyelim. Evet bazıları da bu şarkıları pek beğenmese de aklımıza getirdiği bir gerçek. Şimdi arkadaşlar burada dilersek bumerangtan da gidebiliriz. Dilersek hocam hiç gerek yok. Burası 100, burası 20 daha 120. Buraya 60 kalır. 180'e tamamlaması açısından şu ikisinin toplamı yani x artı 40 artı 60 180'dir deyip arkadaşlar hemen buradaki toplam olan 100'ü karşıya atarsak x'i 80'de bulabiliriz. X dediğimiz 80 geldi. Y dediğimiz değer 20 geldi. İkisinin toplamını sormuştu. 80 ile 20'yi toplarsak aradığımız yanıt 100 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. sorumuza. Artık burada mecbur içerideki açıların toplamı dışarıdaki açıların toplamına eşittir diyeceğiz. X var, 70 var, 30 var, 10 var. İçeride bunlar var görüyorsunuz. 70, 30 daha 100, 10 daha 110 geliyor. 110 artı x eşittir. Dışarıdakileri toplayalım. 90 ve 110 var. Toplarsak ne yapar? 200. 110'u karşı tarafa atacak olursak aradığımız x yanıtı buradan
90 olarak bulunmuş olur. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar verilenlere göre x kaçtır diye sorulmuş. O halde şöyle yapabiliriz. Öncelikli olarak alttaki bumeranga hep birlikte bir bakalım lütfen. İsterseniz bunlara harf de verebiliriz. M'ye, M'ye, N'ye. Ya da şöyle yapabiliriz. Buradaki bumerangta x'e bir nokta ve bir çizgi eklemişiz. X artı 20 olmuş. Tekrar söylüyorum. X'e bir nokta ve bir çizgi eklersek x artı 20. X'i zaten aynı. O halde bir nokta ile bir çizginin toplamının 20 olması lazım. Eğer kafanız karıştıysa M'ye M, N'ye N deyin arkadaşlar. Buradan da söyleyebilirsiniz. İçeridekileri lütfen toplayın. X artı M artı N eşittir. X artı 20. X'ler karşılıklı olarak giderse M artı N buradan 20 olarak bulunur. Hemen üstteki arkadaşlar şuradaki bumeranga birlikte bir bakalım. Toplarsak 40 var. M var ve N var. Yani 40 M ve N'nin toplamı arkadaşlar bize X'i verecek. M ile N'nin toplamını az önce 20 bulmuştuk. 40 artı 20'den aradığımız X yanıtı buradan 60 olarak bulunmuş olur. 10. türdeyiz. Tümler ve bütünler açılar. Tümler açılar toplamları 90 derece olan komşu açılardır arkadaşlar. Şöyle bakınız. Bu iki açı birbirini ne yapar? 90 derece tamamlar. Peki bütünler açılar. Onlar da toplamları 180 derece olan komşu açılardır. Peki biz arkadaşlar genel olarak ne yapacağız? Açıya x dediğimizde tümler açı bunu 90'a tamamlaması için 90-x, bütünler açı da 180'e tamamlaması için 180-x. Yani şu şablonu arkadaşlar çok sık kullanacağız. Peki açıklama örneğimize ne sormuşum? Bir açının tümlerinin yarısı ile bütünlerinin toplamı açının 3 katı ediyorsa bu açı kaç derecedir diye sormuşum. Dolayısıyla açıya x, tümlerine arkadaşlar 180-x diyelim ve bu durumda da bütünlerine de ne yapıyoruz arkadaşlar? Tümlerine 90-x diyelim, düzeltelim. Bütünlerine de 180-x yazalım. Bir açının yani x'in tümlerinin yarısı, tümlerine 90-x demiştik. 90-x'in yarısı bu şekilde yazacaksınız. İle bütünlerinin toplamı yani artı, bütünler dediğimiz neydi? 180-x. Bu x'in topladığımızda eşitmiş kime? Açının 3 katı ediyorsa. Biz açıya x demiştik. 3 katı 3x edecek. Sonra 180-x'i karşıya atalım. 90-x bölü 2 eşittir. Eksi x karşıya artı x de gider. 4x oldu. 180 karşıya eksi 180 diye gider. Sonra burada içler dışlar çarpımı yapalım. 90-x aynen kaldı. Eşittir. 2 ile 4x'i çarptık. 8x. 2 ile eksi 180'i çarptık. Eksi 360 geldi. Sonra arkadaşlar ne oldu buradan? Eksi x'i bu tarafa attık. Artı x diye geçti. 9x oldu. Eksi 360 da bu tarafa artı 360 diye gider. 90'la toplarsak 450 olur. Her iki tarafı da 9'a bölecek olursak aradığımız x yanıtı buradan 50 olarak bulunmuş olur. Birinci sorumuzda tümler iki açıdan biri diğerinin 4 katından 10x demiş. Yani bir tanesini x dersek diğeri bunun 4 katından yani 4x'ten 10x, eksi 10 şeklinde arkadaşlar yazmamız gerekiyor. Bunlar nasıl iki açı arkadaşlar? Tümler. Peki biz ne biliyoruz? Tümler iki açının toplamının 90 derece olduğunu biliyoruz. X ile 4x'i toplarsak 5x, eksi 10'u karşıya atarsak 100, her iki tarafı da 5'e bölersek x buradan 20 gelir. Yani ben x gördüğüm yere 20 yazarsam diğer açıda 90'a tamamlaması için direkt 70 gelir. Büyük açı küçük açıdan kaç fazladır? Büyük açım 70, küçük açım 20. Kaç fazladır sorusunun cevabı 50. Yani doğru yanıt C seçeneğidir. İkinci sorumuzda bütünler iki açının birbirine oranı 4 bölü 5. 4 bölü 5 demek ki sadeleştirilmiş hali. Bunlar sadeleştirmeden önce 4x ve 5x'ti. Peki bunlar nasıl açılardı? Bütünler. Yani toplamlar arkadaşlar kaç dereceydi bunların? 180 derece. Toplarsak 9x eşittir 180 dereceden x buradan 20 derece olarak bulunur. Küçük açının tümlerini sormuş. Gördüğünüz gibi 4x mi daha küçük, 5x mi? Tabii ki 4x. 4x'in bizden tümlerini istiyor. X 20 derece olduğuna göre 4x 80 derece olacak. Peki tümleri dediğine göre yani 90 derece tamamlamak istiyorsak arkadaşlar dolayısıyla 90'dan 80'i çıkartacağız. Aradığımız yanıt buradan 10 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. sorumuza.
bir açının tümleri ile bütünlerinin toplamı 150 ise demiş. Arkadaşlar bir açıyı biz x diyelim. Bunun tümleri neydi az önce öğrenmiştik? 90-x. Bütünleri dediğimizde 180-x. Nesini sormuş bize? Toplamları 150. Yani artı eşittir diyoruz. 150 diyeceğiz. 90'la 180'i topladık. 270-2x eşittir 150. Yer değiştirsek 150 sol tarafa eksi diye gelir. 120 kalır. -2x de sağ tarafa artı 2x diye geldi. Her iki tarafı da 2'ye bölersek aradığımız x yanıtı buradan 60 olarak bulunur. Bu açı kaç derecedir diye soruyor. Yani bizden açı istemiş. O halde aradığımız yanıt 60. Yani B seçeneğidir. Dördüncü soruda x artı 20'nin tümleri y eksi 10 demiş. Bakınız x artı 20'nin tümleri y eksi 10 ise tümler demek toplamları 90 derece olacak demek. Bu bir. 2x artı 40'ın demiş yazalım. 2x artı 40'ın bütünleri 10 eksi y'dir demiş. Yani tekrar söylüyorum. 10 eksi y'yi buraya arkadaşlar yazdığınızda bunlar neymiş? Bütünler. Yani toplamlarının ne olması lazım? 180 derece olması lazım. Buna göre x eksi y değerinin kaç olduğunu bize sormuş. Dolayısıyla öncelikli olarak arkadaşlar şu üstteki ifadeden ne yapabiliriz? Aslında direkt taraf tarafa toplarsak y'ler de gidebilir. Buradan da gidebilirsiniz. Ya da işte 20 eksi 10'u 10 deyip karşı atıp o şekilde bir denklem bulabiliriz. Yani şunu da bahsetmek istiyorum. Burada x artı y var. Yazalım. X artı y eşittir. 20 eksi 10 da artı 10 yapar. Karşıya atarsak 90'dan çıkarsa 80 kalır. Burada 2x var. Eksi y var. Yazalım. 2x eksi y. 40 10 daha ne yaptı arkadaşlar? 50. 180'den 50 çıkartırsak 130 kalır. Taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar bu ikisini y'ler direkt gidiyor. Yani 3x eşittir. Topladığımızda 210 gelecek. Her iki tarafı da 3'e bölersek x buradan 70. X yerine 70 verirsek 70 de kaçı toplarsak 80 olur sorusunun cevabı. Y buradan 10 olarak bulunur. Bizden x eksi y değerinin kaç olduğunu sormuş. X değeri dediğimiz 70. Y değeri dediğimiz 10. Çıkardığımızda aradığımız yanıt buradan 60 olarak bulunmuş olur. Merhaba sevgili arkadaşlar. Doğruda açılar yeni nesil sorulara birlikte bakalım. Birinci sorumuzda bir dikdörtgen verilmiş. Bu kağıda arkadaşlar şekildeki gibi iki tane eşkenar üçgen kesilmiş. Şuradan ve buradan arkadaşlar makasla iki tane eşkenar üçgen kesilmiş. Buna göre verilen açılar için A artı B bölü C oranı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar eşkenar üçgenlerimizin açılarının 60 derece olduklarını biliyoruz. Ve karemizin ve dikdörtgenimizin birer açısı 90 derece olduğu için arkadaşlar aynı soru karede veya dikdörtgende olsa arkadaşlar sonuç değişmezdi. Dolayısıyla burada ne olacaktı? 90 derece tamamlamak için 30 derece diyecektik. Benzer şekilde buradan makasla kesilen eşkenar üçgenimiz için yine açıları 60'ar derece arkadaşlar yazıp daha sonrasından 90 derece tamamlamak için C açısına 30 derece kaldığını söyleyebiliriz. Ayrıca dikdörtgenin bir köşe açısı 90 derece olduğu için 90, 30 o halde B açısına da 60 derece kaldı. Yani A açısı buradan 30 derecedir. B açısı buradan 60 derecedir. Ve son olarak da C açısı buradan 30 derecedir. Bizden A ile B'yi toplamamız istemiş. Toplayacak olursak A ile B'nin toplamı arkadaşlar 30 artı 60'tan 90. Sonra C'ye bölün demiş. C dediğimiz değerde 30'a eşit. 90 bölü 30'dan aradığımız yanıt buradan 3 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuzdayız. Burada bize 3 tane şekil verilmiş ve yukarıda doğrular arasında kalan açılar şekildeki gibi verilmiştir diye bilgi vermiş. Buna göre A eşittir D, B artı C 180, C artı D de F'ye eşit ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikli olarak burada bir Z kuralı olduğu için arkadaşlar paralel diye görüyorsunuz. O halde A açısıyla B açısı aynıdır. Yazalım. A ile B açısı aynıdır. Kaldı ki şu iki doğru birbirine paralel ve şunlar da aynı doğrultuda oldukları için burada bir yöndeş açı da var. Yani aynı zamanda B ve A açısı da bunlara eşit. Şu şekilde arkadaşlar üçünün de eşit olduğunu gösterebiliriz. Soruda A ile D eşittir demiş. Evet A ile D birbirine eşittir. Bu doğru bir ifadedir. B artı C 180'dir demiş. U kuralı gereğince burası C açısıysa burası aynı zamanda B açısı. O halde U kuralını sağlıyor. B artı C 180. Bu da doğrudur. Peki C artı D eşittir F'dir demiş arkadaşlar. Şimdi C ile D'nin toplamı 180 derece görüyorsunuz.
Ama F açısı burada doğrusal olmadığı için, kırıklık olduğu için burası kesinlikle 180'den küçük bir açı. Dolayısıyla üçüncü ifademiz kesinlikle yanlış. Hangileri doğrudur dediğine göre doğru yanıt 1 ve 2 olacak. Yani C seçeneğidir. Üçüncü sorumuzdayız. Yukarıda duvarlara yaslanmış iki merdiven ve bir ip ve aralarındaki açılar gösterilmiştir. İki merdiven arasındaki x açısı kaçtır diye sormuş. Öncelikli olarak şuradaki 90 dereceleri gördük ve burada bir z kuralı kullanmak istiyorum. Şöyle bir bakalım isterseniz. Z kuralı gereğince 70'i buradan şu karşıya taşıyabiliyorum. Aynı zamanda burada açıortay olduğu için 70'i buraya da yazabiliyorum ve tamamı 180 derece olması için buradaki açıya 40 derece kalır. Ama hocam buraya bir şey kalmaz mı? Arkadaşlar şu ikisi aynı yönlü olduğu için, yani şurası da 40 derecedir. Aynı yönlü olduğu için arkadaşlar burası da 40 derecedir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. 90, 40 buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. Şimdi burası 150 derece ise 180'e tamamlayacağız doğru açıdan. Burası 30 derece. 90, 30. Burada arkadaşlar 60 derece kaldı. Dolayısıyla buradaki doğru açı gereği 180 derece olması lazım. 50 artı 60'tan 110. Dolayısıyla aradığımız x açısı buradan 70 derece olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorudayız. Paralel kenar şeklindeki bir zeminde şekildeki gibi ilerleyen top gösterilmiştir. Buna göre x kaç derecedir diye sormuş. Şimdi burada bir doğru açı var ve yüzü 180'e tamamlamak için 80 derecemiz var. Açılar eşit olduğuna göre 80'i 2'ye bölüyorum. 40'a 40. Ve başka ne biliyorum? Madem ki şekil bir paralel kenarsa o zaman paralel kenarda U kuralları geçerlidir. Çünkü karşılıklı olarak kenarlar birbirine paralelse U kuralı vardır. Burası 95 derece ise 180'e tamamlayan açımız burası 85 derece. Benzer şekilde yine burada da bir U harfi yapabilirsiniz arkadaşlar. Burası 95 derece ise 180'e tamamlayacağınız için burası da 85 derece gelir. Şimdi devam edelim açıları hesaplamaya. 40 ile 85 topladık, 125 yaptı. Dolayısıyla geriye kaç derece kaldı? 55. Madem ki şu iki açı birbirine eşit, buraya da 55 derece kaldı. İkisini topluyoruz, 150 yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar buraya ne kalmış oldu? 150 olduğu için 30 derece kaldı. Şimdi bu ikisi de birbirine eşitse buraya da 30 derece kaldı. 85 ile 30'u toplarsak 115 derece yaptı. 180'den çıkartırsak 65 derece kaldı. Madem bu ikisi arkadaşlar birbirine eşit, dolayısıyla aradığımız x yanıtı da buradan 65 derece olarak bulunmuş olur. Beşinci sorudayız. Şekilde 3 kitap ile modellenmiş açılara göre x kaç derecedir? Sonuçta aynı açı şeklinde durdukları için arkadaşlar burada şu açıyla şuradaki açı nedir birbirine? Eşit olmak zorundadır. O halde burası da 3x-38 olacak. Sonuçta şu çizgiyle de şu çizgi birbirine arkadaşlar kitapta paralel olduğu için, yani aslında şu ikisinin toplamı ne olacak? Birbirini 180 derece tamamlamak zorunda. O halde 2x-12 açısına ben 3x-38'i eklersem işte ikisinin toplamı, yani şu açıyla bu açının toplamı 180 derece olacak. 2x ile 3x'i topladım, 5x geldi buradan. 2 açıyı topladım, -50 geldi. Eşittir 180. Sonra -50'yi karşıya attım. 5x buradan 230 geldi. Dolayısıyla 5'e bölecek olursak 5 kere 4 20 çıkart 30. O halde 46 derece gelmiş oldu buradan x açısı. Doğru yanıt D seçeneğidir. 6. sorumuzda yukarıdaki terazinin üzerine 1 kilogramlık ağırlık varken 3 kilogram daha ağırlık koyularak ibre 4'ün üzerine gelene kadar 75 derecelik açı yapıyor. Bakın zaten şu anda 1'de 3 kilogramlık artış için toplam nasıl bir değişim olmuş arkadaşlar? 75 derece. Dolayısıyla arkadaşlar 3'e bölecek olursak 1 kilogram koyduğunuzda toplamda 25 derecelik bir değişim söz konusu. Buna göre terazinin üzerinde ağırlık yokken 4 kilogramlık ağırlık koyulursa, o halde 1 kilogram 25 derece ise 4 kilogram arkadaşlar 100 derecelik döndürür. Peki diyor ki koyulursa ibrenin yapacağı açının, yani 100 derecenin bütünleri kaç derece olur diye sormuş. Bütünler demek açımızı 180 dereceden çıkartıyorduk. O halde aradığımız yanıt buradan 80 derece olarak bulunmuş olur. 7. sorumuzdayız. Yukarıda K, M ve V harfleri demir çubuklar ile yapılmıştır. Bu harflerin bir zemin üzerindeki görünümü şekilde gösterilmiştir. Bu çubuklar yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde oluşan açılara göre x artı y toplamı kaç derecedir diye sormuş. Öncelikle buradaki açılara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada 45 dereceler var. Şeklimizde bunları yazalım. K açısının buradaki açıları 45'er derece. Bu geldi. Dolayısıyla burası zemine dik yazalım.
90-45 otomatikman buraya 45 derece kaldı. Bu burada dursun. Aynı zamanda direkt M harfinde oluşturacağımız M kuralı gereği şu iki açının toplamı da buraya verecek. Buraya 60 derecemizi yazabiliriz. Dolayısıyla M'nin şu ortası arkadaşlar, burası 60 derece. Sonra buraya bakalım arkadaşlar, V açısının pozisyonuna bir bakalım. Burada ne olmuş? Şimdi 50, 180'e tamamlamak için 130 dereceye ihtiyacınız var. Onu da 2'ye bölerseniz 65'e 65. Farkındaysanız bakın burada V harfini ters koymuş. O halde buradaki açıya 50 derece diyeceğiz. Yanındaki şuradaki açılarda arkadaşlar 65'er derece diyeceğiz. Sonra burada paralellik gereği bir Z kuralı yapacak olursak şuradaki 65 derece arkadaşlar şuraya taşıma şansımız olur. O halde buraya 65'i yazacağız. Ayrıca M kuralının şu yan açıları 30'ar dereceydi. Dolayısıyla buraya 30'ları da yazarsak buradaki üçgenden arkadaşlar ne yapabiliyoruz? X'i bulabiliyoruz. 30 ile 65'i topladık. 95 yaptı. 180'den 95'i çıkartacak olursak aradığımız x yanıtı buradan 85 derece gelecek. Peki V'yi nasıl bulacağız arkadaşlar? Düzeltiyorum Y'yi. Onu da şuradaki Z kuralından yapabiliriz. Bakınız lütfen buraya. Buradaki Z kuralından şu açının tamamı toplayacak olursak 115. Şurası kaç derece toplamda? 45 artı Y. Dolayısıyla 45'i arkadaşlar karşı tarafa atacak olursak 70 kalacak burada. Demek ki Y eşittir 70 geldi. Bizden ne istiyordu? X ile Y'nin toplamını istiyordu. O halde ikisini toplayacak olursak buradan aradığımız yanıt 155 olarak bulunmuş olur. 8. sorudayız. Bir bahçe sandalyesinin oturulan bölgesi zemine paraleldir. Şekilde verilenlere göre alfa açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Öncelikli olarak madem burada arkadaşlar paralellik var, o halde şurada bir Z harfi yapmak istiyorum. Z harfi gereğince 35 dereceyi hemen şuraya taşıyabilirim. Aynı zamanda burada bir ne var arkadaşlar? Doğru açı var. 140'ı tamamlarsak buraya kaç derece kaldı? 40. Son olarak aslında iki iç bir dış da yapabilirsiniz ama doğru açılar konusunda olduğumuz için bilmediğinizi varsayarak söylüyorum. 40 ile 35 toplarsak 75. Dolayısıyla bu açıya kaç kalır? 105. Bunu da 180 derece tamamlayan açıya 75 derece kalır. Aradığımız yanıt buradan C seçeneğidir.